İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında başından silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Suç makinesi çıkan Asiye'nin katili ifadesinde neler anlattı? Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ayrıntılarla karşımızda. Can O'Kanar, yine bir kadın, yine bir kıskançlık, yine gencecik bir hayatın hayattan koparılışını konuşuyoruz aslında. Çünkü 19 yaşındaki Asiye Atalay dün Esenler'de sokak ortasında saplantılı aşığı tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Tabii önce güncel konuyu hemen sizlere aktarayım. Saplantılı aşığı Ümit Karakoy'un emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şu anda adliyeye sevk edildi. Henüz mahkeme başlamadı, onu da sizlere aktarmış olalım. Peki emniyette ne gibi ifadeler kullandı? Hemen onları da sizlere aktarmaya çalışayım. Önce ekipler tarafından Ümit Karakoy'una, neden bunu yaptığını ilettiler, söylediler ve daha sonra ise Ümit Karakoy'un beni aldattığını düşünüyordum. Olay günü konuşmak istedim. Aldattığını kabul etmedi. Olay gerçekleşti. Oradan kaçtım ifadelerini kullandı. Aslında 25 yaşındaki Ümit Karakoy'un aynı zamanda 16 suç kaydının da olduğunu sizlere aktarmış olayım. Hırsızlık olsun, uyuşturucu olsun, yağmalama gibi birçok suçtan kaydının olduğunu sizlere aktarayım. Peki bir başka olaydı. Dikkat çeken noktalardan biri de Ümit Karakoy'un daha önceden hapisten çıktığı noktaları var, ifadeleri var. Bu da ailesinin şikayetiyle hapse girmiş birinden bahsediyoruz ve ailesinin iddiasına göre yine aynı şekilde psikolojik nedenlerle hapisten çıktığını buradan sizlere aktarmış olalım. Tabi olayda neler olmuştu? Hemen çok kısa şekilde onları da aktaralım. Aslında olay dün gündüz saatlerinde, akşam saatlerinde Asiye Atalay'ın sokaktan yürüdüğü bir saatte saplantılı aşığı arkasından gelerek onu rahatsız etti. Tabi bir süre konuşma, tartışmaya dönüştü ve daha sonra ise silahlar çekilerek Asiye Atalay'ın başından vurarak olay yerinde maalesef ki hayatını kaybetti ve şimdi de katil zanlısı adliyeye sevk edildi diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.